Merhaba, hoş geldiniz sevgili adaylar. Uzun bir maratonun finaline yaklaşıyoruz. 5 Ağustos'a kadar e, tercih ilgili tüm merak ettiklerinizi konuşacağız. Bugün üniversite ve bölüm ağırlıklı gideceğiz ve stüdyomuzda konuğumuz bizlerle olacak. Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Edibe Sözen'i ağırlıyoruz, başlıyoruz. Evet, Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Edibe Sözen hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada Maltepe Üniversitesi ile ilgili merak edenler olursa sorularınızı sosyal medyadan bekliyoruz. Edibe hocam size sorularım olacak elbette. Öğrencilerden de çok fazla soru geliyor. Birkaç soruyla başlamak istiyorum hemen. Instagram'dan bir adayımız yazmış hocam. Süleyman hocam iki yıllık programlardan hangisinin iş bulma imkanı en fazla diyor? Ee, teşekkür ederim. Ben de öncelikle Edebi hocamıza hoş geldin diyorum. Hoş bulduk Programımıza hocam. Programımıza renk ve bilgi yoğunluğu katacak. Ee, zannediyorum Maltepe Üniversitesi'nin de iki yıllıkları vardır. Var. evet. Ben e, genel olarak şunu hemen ifade edeyim. İki yıllıklarda özellikle sağlık ve teknoloji içeren bölümlere yazın hakikaten piyasada çok güçlü ki bu mesela medya, görsel, sanatlar, iletişim, tasarım bütün bunlar da aslında teknoloji içeriklidir diyorum. Yazabilirsiniz hiçbir sıkıntısı yok. Evet. Bir merak edilen soru daha var. Aslında bu iki bölümde öğrenciler çok kararsız kalıyor hocam. Yazılım ve bilgisayar mühendisliği. Şimdi bilgisayar aslında yazılım ve donanımı kapsayan daha üst bir alan. Yazılım bilgisayarın içinden çıkmış bir alan. Mümkünse yazılım değil de bilgisayar okuyup yazılımda yüksek lisans yapar. Ama diyelim ki çocuğumuz tersinden geldi. Yazılım okudu o zaman bilgisayarda yüksek lisansı tavsiye ediyoruz tamamlayıcı olarak. Evet, şimdi Edibe hocama dönmek istiyorum. Maltepe Üniversitesi'ni sizden dinleyelim. Kuruluşunu ve tarihini bize anlatır mısınız? Maltepe Üniversitesi 1996 yılında İstanbul Marmara Eğitim Vakfı tarafından kurulan vakıf 1997 yılında üniversiteyi kuruyor. Bugün itibariyle büyük bir coşkuyla Maltepe Üniversitesi'nin 25. yılını kutluyoruz. Önemli bir tecrübe, önemli bir bilgi birikimi üniversite için. Maltepe, İstanbul'un Maltepe ilçesinde başı büyük ormanları içinde yer alan, <laughs> hatta şöyle diyebilirim İstanbul'un en yüksek yerinde yer alan ve en büyük kampüsüne sahip bir üniversite. üniversiteler malumunuz, ben buradan gençlere de özellikle vurgulamak isterim, dediğiniz gibi son bir haftaları kaldı, bunu çok iyi bir şekilde değerlendirecekler. Üniversite onlar için bilgi sistemlerini kazanacak bir yer olmalı. Bilginin üretildiği yerler olarak değerlendirmeliler üniversiteyi. Böyle bir giriş yapmalılar üniversitelere. Bilgi çok önemli. Özellikle 21. yüzyılda bilginin üretildiğini, ticarileştiğini ve sanayileşme süreciyle sanayi süreciyle birlikte geliştiğini görüyoruz. Yani bilgi sadece bilgi için üretilen değil, aynı zamanda araştırmalara zemin teşkil eden ve üretim sistemlerine de zemin teşkil eden bir özelliğe sahip. Ünlü filozof Al Alfarabi önce doğruyu bilmek gerekir der. Üniversiteleri böyle düşünsün gençlerimiz. Önce doğruyu bilmek için gelsinler. Daha sonra bilgi sistemleri içinde yer almak için gelsinler. Daha sonra bilginin değerini kazanmak için gelsinler bilginin değerini şöyle bir şekilde formüle edebiliriz bir takım hmm. e, küresel hesaplamalar var e, mesela bir beton bilgisinin bilgi değeri bir otomobil yapmada kullanılan bilginin değeri binle on bin arasında bir değere sahip Eğer bir uçak çipi yapmak istiyorsanız e, bu 400 bi, 400 bine eş değer bir bilgi yani bilgi e, çeşitlendikçe tek yeni teknolojilerle e, yeni tek Teknolojileri ürettikçe değer olarak da artıyor. Üniversiteler bu değeri, bilginin değerini arttıran yerler. Harikulade yemyeşil bir kampüsümüz var orman içinde. Ee, dediğim gibi İstanbul'un en yüksek yerinde bir kampüs. Ee, doğayla baş başa... Ne kadar alanı ne kadar hocam? E, alanı 750 bin metrekare kadar. Yani 750 e, dönüm ve sahip bir kampüs alanımız Liseden var. Liseden sonra da öğrenciler artık kampüs hayatını çok merak ediyorlar. Tabii ki. Evet, üniversite yani hayatını tam böyle filmlerde gördükleri <laughs> e, bir kampüs görsel olarak öyle bir özelliğe sahip. İçinde çam ağaçları, meyve bahçelerinin olduğu, e, fakültelerimizin olduğu, araştırma merkezlerinin olduğu, e, dinlenecekleri kafelerin olduğu... Evet, sosyal, diye, sosyal da. olanaklarının var olduğu bir alan. Mesela bu anlamda çok önemli. Bizim öğrencilerimizin etkinlikleri neredeyse 70'e yakın kulüpleri var ve bu kulüplerde senede ortalama 600'den fazla faaliyet yapıyorlar. Yani öğrencilerin çok rahat hareket ettikleri, düşünebildikleri kulüplerini kurabildikleri ee, bir ekosisteme sahip, bir eğitim ekosistemi var tabii eğitim öğretim ekosistemi, ee, bunun yanında e, kültür sanat ekosistemi öğrenciler bunlar içerisinde çok yer alıyor. Şimdi tabii Hı. üniversitelerin şöyle bir e, tanıma sahip olması lazım ki bu da zaten bütün üniversitelerimizde var ama e, gelişmekte olan üniversitelerde bunun çok daha fazla... Yer alması gerekiyor. Nedir bu? Eğitim öğretimde başarılı olacak bir üniversite. Eğitim öğretim alanında. Bu anlamda bizim akademik kadromuz gerçekten mükemmel bir kadro. Ee, Türkçe ve İngilizce bölümlerimiz mevcut aşağı yukarı her bölümde. Ee, bunun yanında yönetimle beraber yani açık ve şeffaflık ilkesiyle beraber bir üniversite yönetimi. Eğitimde, hang... Eğitim. Eğitimde ne tür olanaklar sağlıyorsunuz? eğitimde bizim e, derslik uyg alanlarımız uygulama alanlarımız hmm. staj alanlarımızın e, zın hepsi mevcut e, ve tabii ki yerelde ve ulusalda da staj yapma imkanları mevcut yani hem derslik eğitimi hem staj uygulama alanlarıyla birlikte e, Kompleks bir e, yapı sistematik bir yapı var hmm. e, iyi bir yönetim anlayışı bunun yanında Uluslararasılaşma yani bugün üniversitelerden söz ediyorsak eğitim öğretim iyi olacak, açık şeffaf bir yönetim olacak, uluslararasılaşma olacak ve tabii bizim çok önemsediğimiz disiplinler arasılık ilkesi olacak. Yani bir öğrenci lisansını diyelim ki beşeri bilimlerde yaptıysa yüksek lisansını bir başka daldan yapması gibi bir e, şeyi olursa tercih Ama olursa çok dağılıyor. daha ilişkili Hı. dal olursa tabii, tabii yani sosyolojide yaptığı diyelim ki bir felsefede yapabilir e, psikolojide diğer psikolojide yapabilir, yapabilir işte isterse antropolojide yapabilir. Ne kadar disiplinler arası olursa o kadar vizyon geliştirebiliyor öğrencide. hem meslek hayatında hem de e, tecrübe olarak da bunu yerine getiriyor. O yüzden bu ayaklar üniversitenin bu ayakları bizim için gerçekten çok önemli. Uluslararasılaşma anlamında da Maltepe Üniversitesi özellikle 25 ülke ve 110 bölümle yapmış olduğu Protokoller çerçevesinde Erasmus programları çerçevesinde oldukça e, uluslararası alanda oldukça büyük bir e, tecrübeye sahip. Öğrencilerimiz zaten bunu çok iyi değerlendiriyorlar. E, Erasmus programlarından e, istifade ediyorlar. E, bu protokoller tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinin dışında da var olan e, ülkeler var. Onlarla da protokollerimiz var. Bunlar da 190'ın üzerinde e, giderek artacak olan programlar. Aşağı yukarı bütün fakültelerimizde akreditasyon çalışmaları yapılmış öğrenciler için bu da tabii ki çok önemli. Akreditasyonları tamamlanmış bölümlerimiz bir hayli fazla diyebilirim. E, staj yapma olanakları da çok yüksek. E, i̇şte gastronomi alanında var, e, hukuk fakültemizin sanal duruşma salonu var, e, mühendislik fakültesi, mühendislik ve doğa bilimleri fakültemizin inşaat atölyeleri var, tıp fakültemizin e, kanser ve kök hücre merkezi var, e, başka laboratuvarları da var tabii ki. E, buna benzer staj uygulama alanlarımızda. Bir hayli fazla. Güzel Sanatlar Fakültemizin, İletişim Fakültemizin aşağı yukarı 9 fakültemiz var. Bütün fakültelerimizin uygulama araş uygulama alanları var. Öğrencilerimiz burada çok rahatlıkla stajlarını evet. tamamlayabiliyorlar. Sorumuz uygulama fazla. çalışmalarını yapabiliyorlar. Hı hı. Devam edeceğiz Edib Hocam ama şimdi bizim aklımızda kalsın köşemiz var. O yüzden hocama dönmek istiyorum. Bugün aklımızda ne kalsın hocam? Şimdi sevgili öğrenciler eğer tercihlerinizi yanlış yaparsanız ölü tercih diye ısrar eden ki ben dün rastladım bir televizyon kanalında da bir türlü de ikna edemedim hocayı. Şimdi bütün bunlar size şöyle yansıyor. Sizin çok istediğiniz ve az istediğiniz yerler diye kategorilere ayrılıyor yaptığınız tercih sayıları. Yukarıda en çok istedikleriniz alta doğru indikçe ya ne olur ne olmaz şunu da yazayım dedikleriniz oluyor. Şimdi buradan hareket ettiğimizde eğer siz yanlış tercih yaparsanız hiç istemediğiniz bir okulu sırf üniversiteyi işte kampüsü benim arkadaşım orada şu bu falan diye giderseniz o ve orada hiç istemediğiniz bir bölümü yazarsanız yapılan bütün araştırmalar ki yarın rakamları da vereceğim size ya okulu uzatıyorsunuz. Ya okulu bırakıyorsunuz ya da diplomayı bırakıyorsunuz. Şimdi bu 2012 yılında 80 bin mühendisin, mühendislik fakültesini kazanan öğrencinin 44 bini okulu bırakmış. 36 bini mezun olmuş ama onun da yarısı diplomayı bırakmış başka bir iş yapıyor. Onun için tercihlerde dikkat edin. Edebi hocama da bir soru var İlayda'nın ben. Onu da hemen iletmeden şurada beni gülümseten bir soru geldi. Ee, Nazifemiz sormuş. Bu çocuklarımızın böyle bir şeyleri bilmek zorunda değiller. Biz bilmek zorundayız. Hocam e, yazılım mühendisliği için TYT puanı maksimum kaç olmalı? E, Canım evladım orada öyle bir kriter yoktur. Sizin yerleştirme puanınız 300 bin sıralamayı getirdiği ise sen yazılımı yazabilirsin, ee, ama onun altında TYT'ne bakmana gerek yok diyorum. Ee, hocama gelen soru, siyaset bilimi ve kamu hakkında bilgi verir mi? Edibe hocam diyor İlayda. E, i̇şletme ve yönetim bilimleri fakültemiz var. E, bu fakültemizin siyaset bilimi bölümü de var. E, bölümümüzün hocaları alanında çok yetkin, e, atıf sayıları yüksek uluslararası alanda çalışmaları olan hocalarımız. Ee, ben kendisine e, hararetle tavsiye ediyorum. Bekliyoruz hı hı. öğrencimizi. Evet, e, Bir de şeyi soruyor. E, Nurya'cığım çok özür dilerim. E, çocuk. Ben nasıl siyah kuğu oluyorum? Şimdi bizim programın bir siyah kuğu metaforu var hocam. Yani evet. sen kamuoyu okuyunca hangi alanda istaslaşırsan önün açılır ya da uluslararası bitirince hangi alanda istaslaşırsan önün açılır diye. Onu da sormuş. Lisansüstü programlardan da bahsedebiliriz Aynen. hocam. Evet lisansüstü programlarımızda bir hayli yoğun programlarımız var. Aşağı yukarı her fakültenin kendi bölümlerine yönelik lisansüstü programlarımız var. Yani siyaset biliminde lisans okuyan bir öğrencimizin kendi içinde diğer bölümlerde de yani iktisat olsun işletme olsun yönetim bilimleri ticaret lojistik alanları olsun buralarda yüksek lisans yapma imkanı rahatlıkla seçebilir ve var. O bakımdan fakülte bölümleri ve yüksek yüksek lisans programları arasında koordineli bir çalışma alanımız bir eğitim hı hı. öğretim alanımız mevcut. Hı, hı. Öğrenciler çok rahatlıkla evet. bu programlara katılabilirler. Ben de Instagram'dan bir soru alacağım. Hocam iyi yayınlar. hibrit otomotiv teknolojisi bölümü hakkında bilgi verir misiniz? Evet sevgili öğrenciler bütün dünya elektrikli otomotive dönüyor ki sizlerin makinada okuduktan sonra hani yazılımda yüksek lisansa yönlendiriyoruz çünkü. Biliyorsunuz o otomotivlerin bir yazılımı da var. Hibrit otomotiv işte ikisini de kullanıyor motoru ve diğer e, enerji türlerini. Sizler diplomanızı ne kadar çeşitlendirirseniz o kadar iyi olur. Hocam 15 tane tercih yaptım diyor e, İsmail. Bu diyor yeterli mi duruma göre yeter. Çok istenen bölümlerden 15 tercih yapmışsan açıkta kalabilirsin. Dengeyi iyi kurmuşsan açıkta kalmama ihtimalin var ama bu yıl yığılmaların 8-9 kat daha fazla olduğunu hesaplarsanız tercih sayınızı lütfen arttırın son bir cümle daha. Hocam sizce endüstri mühendisliği mi? Kimya mühendisliğimi tercih etmeliyim. Hocamdan da destek alabiliriz. Kendi okullarında da var çünkü. Ee, sevgili öğrenciler yeteneğin hangisine ise endüstri mühendisliği yönetici nitelikli bir mühendislik alanı olmakla birlikte kimya üretici bir alana giriyor. İkisi de mükemmel mühendisliktir diyorum. Ee, <laughs> bu arada hocam endüstri mühendisliğiniz var mı? Var efendim. Var. Bir, anlatır mısınız? Öğrencilerimiz ben? endüstri mühendisliği bölümümüzde e, tercih edebilirler. E, bizim endüstri bütün e, mühendislik bölümlerimiz İngilizce eğitim yapıyor. Bunun yanında inşaat mühendisliği bölümü, bilgisayar yazılımcılığı bölümlerimiz de var ama endüstri mühendisliği alanında da çok yetkin hocalarımız var. 7 artı 1 formülü Süreçte geçerli olacak önümüzdeki yıllardan itibaren yani 7 yarı, yıl, 7 yarı yıl eğitim son yarı yılda da staj imkanına kavuşacak öğrencilerimiz çünkü İstanbul Teknopark'ta bir teknopark alanımız var. Burası 2021 yılında açılmış bir teknopark. Oldukça geniş bir alana sahip. Burada kurulu şirketler var argilerini yapmak üzere. Bu şirketlerde de mühendislik fakültesi öğrencilerimizin 8. yarı yıl ders içi programları önümüzdeki dönem başlatılacak. Maltepe Üniversitesi. Maltepe Üniversitesi'nin evet. Ama isterseniz şöyle söyleyelim hani öğrencilere daha kompakt bir bilgi vermek açısından 9 fakülte bir konservatuvar üç yüksek okul, bir meslek yüksek okulumuz. Ee, var. Ee, bu önemli. Yani Hı -hı. öğrenciler tercihlerini yaparken Hı -hı. E, bizim kapasitemizin ne olduğunu bilmeleri aslında. Her şeyi tercih edebiliyorlar. Bunları, bunları, tabii ki. Tabii. Peki ki. hocam, siz orada satır arasında geçti. Burada da bir soru vardı. Demin okudum ama kaçırdım. Çok soru geliyor çünkü. İnşaat var. Mimarlıkta da benim bir yakınım okudu. Çok mimarlık, da memnunum. Mimarlık Maltepe'den. fakültemiz Peki, var. Mimarlık, mimarlık ve çocuk. tasarım. Ben geçiyorum. diyor hocam, peyzaj mimarisi mi, inşaat mı diyor. Yani e, bunu yan yana. Biz şöyle getirmeye çalışıyoruz. Evet. Siz ne dersiniz hocam? İnşaat oku peyzajda yüksek lisans. Tabii ki. Ben onu disiplinler arasılaşma hı hı. açısından Süper. tavsiye ediyorum öğrencilere. Çünkü dediğim gibi üniversitenin ayakları var. beş ayağından söz ettik ya bu ayaklardan biri disiplinler arasılık. Üniversitelerin kalitesini ve eğitim kalitesini de belirleyen bir süreç bu. O yüzden bir bölüm, iki bölümde akılları kalmasın. Bir bölümde lisanslarını yapsınlar, diğer bölümü de yüksek lisans programı <laughs> olarak tercih ederlerse bütünleşik bir eğitim sürecini tamamlamış olurlar. Evet, şimdi çok fazla soru geliyor. Bir öğrenci ısrarla soruyor hocam Mustafa Gök, Sözel 547 bindeyim. 547 binde mezuna kalmalı mıyım yoksa tercih mi yapmalıyım hocam demiş. Mustafa'cığım eğer ilk yılınsa bir yıl sürprizlerle, uyumsuzluklarla karşılaşmışsındır. Şansını dene. Zaten bu 547 büyük adımlarla yükselir. Yani sen onu 547 diye düşünme. İki tane soru fazla yapsan 300 bindeydi. Onun gibi düşün. Deneyebilirsin ama lütfen kendi analizini çok iyi yap diyorum. Bu arada hocamın Hazal... İktisat bölümünü soruyor. Siz de uluslararası kariyere sahipsiniz hocam. Uluslararası bölüm. İktisat bölümü var mı sizde hocam? Evet efendim. İktisat bölümümüz de var. Şöyle ki orada da gerçekten hem eğitim imkanları açısından hem de staj imkanları açısından kendi kurmuş oldukları trademark tarzında bir staj programları var. İktisat Fakültesi öğrencilerimiz hem eğitim sürecinde ee, kendi alanlarında bilgi sahibi oluyorlar hem de e, atölyesinde yani fakültenin atölyesinde bölümün atölyesinde de trade trademark denilen süreci e, takip ediyorlar. O yüzden burs imkanlarınız e, nasıl? E, burs imkanlarımız şöyle e, bizim önemli özel bir bursumuz var özellikle biz Maltepe'de oturan e, gençlerimiz için bu yıllardır yapılan Hı -hı. bir uygulama e, özel bir indirim uyguluyoruz milli sporcu olanlara özel indirimimiz var. Bunun yanında tabii ki birinci tercihi Maltepe Üniversitesi olan öğrencilerimize de özel bir burs imkanı sağlıyoruz. Tercih indirimi. Evet tercih indirimi. Tercih indirimi. Hocam, Hocam sorular benim. çok fazla geliyor Bu, ama. Tabii ki ma bakın <laughs> Maltepe'li öğrenciye verilen bursu ben çok önemsiyorum. Çünkü ben üniversiteyi şöyle düşünüyorum. Yerel kalkınmaya destek veren bir anlayışa sahip olmalı, ulusal kalkınmaya destek veren bir anlayış, yani araştırma geliştirme projeleri, üretim üretim geliştirme projeleri ile ulusal kalkınma ve tabii ki uluslararasılaşmaya da destek olan ya da küresel değerleri taşıyan bir üniversite anlayışına yerelden başlayan bir anlayışın bu burslarla çok etki edeceğini düşünüyorum. Yani önemli bir şey. Yereldeki gençleri e, yıllarca e, destekleyen bir üniversite anlayışı, hakikaten önemli. Nezaketli tabii, bir anlayış. Nezaketli bir Kesinlikle. anlayış. Şimdi yereldeki kalkınma tabii çevredeki toplumsal sorumluluk projeleriyle de geliştirilecek. Yani bunun içinde neler olabilir? Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kültür sanat faaliyetinin kampüs dışında da duyurulması, yer alması, staj programlarının birebir yereldeki şirketlerle birlikte yapılması hakikaten yerel kalkınmayı sağlayan bir özellik. Bunu tabii özellikle Yurt dışındaki üniversiteler etki analiziyle değerlendirebiliyorlar. Yani diyor ki kampüsteki bölümlere yönelik olarak ben bu sene yerelde ne yaptım. Ve ben buranın iş gücüne ya da buranın milli gelirine ne kadar destek verdim? Bunun hesaplamalarını yapıyorlar. Bizim üniversitelerimizde de belki bu etki analizlerinin yapılmasına ihtiyaç var. Yani kaç kişi bu üniversitenin imkanlarından yararlandırılmış, kaç STK ile çalışma yapılmış, kaç yerel otorite ile bir araya gelinmiş sorunlar ortaklaşa, ortak bir çabayla çözümlenmiş. Bunlar çok önemli. Ben şimdi mesela yurt dışında yer alan bir kampüsün etki analizini, incelemiştim buraya gelmeden önce. Diyor ki bizim bulunduğumuz yere milli gelirine katkısı yüzde sekiz. Bakın çok önemli bir oran bu. Evet. Yani üniversitenin yapmış olduğu araştırma, geliştirme, üretim, geliştirme, öğrencilerin staj sürecinde şirketlere vermiş olduğu hizmetten dolayı yüzde sekizlik bir bütçe katkısı sunuyor. Bunun yanında Oraya gelen yani sadece yereldeki öğrenci değil başka şehirlerden gelip de çalışmaya başlayan öğrencilerin en az üniversitenin bulunduğu yerde çalışma süreleri 5 yıl. Ya yani öyle büyük bir memnuniyet var ki öğrenci hem kampüste bulunmaktan hem de o ilçede çalışmış olmaktan dolayı çok memnun ve 5 yıl gitmiyor. %80 oranında öğrenci orada kalıyor. Yani oranın kalkınmasına çok büyük destek Tabii veriyor. Soru... Bu etki analizlerini ee, yapacağız bundan sonra ee, ben hem sosyal etki analizinin hem ekonomik etki analizinin önemli olduğunu düşünüyorum yani kampüs bu kampüs çevreye ne veriyor Bakın bu da önemli toplumsal sorumluluk Hı -hı. kapsamı da bu da önemli sadece toplumsal sorumluluk projesi yapmak belli bir konuda çalışmak yapmak anlamına da gelmemeli onu Hı -hı. da genişletmemiz gerek gerekiyor Buyurun Daraldı biraz Evet Maltı yüks Malta Üniversitesi'nde meslek yüksek okulları kampüsün içinde mi? Evet, kampüs içinde. Şey. Yok, kampüsün içinde. Ve gerçekten birbirinden değerli ve öğrencilerin e, çok yoğunlukla tercih ettiği e, bölümlerimiz var. E, Malta e, Meslek Yüksek Okulu'nda mesela iş Sağlığı Güvenliği Bölümü, Anestezi Bölümü, Adalet Bölümü, Bilgisayar Programcılığı ve özellikle son yıllar Bankacılık, Sigortacılık özellikle son yıllarda öğrencilerimiz tarafından yüzde yüz tercih edilen. Bölümlerimiz var mesela sivil hava ulaştırma işletmeciliği, kabin amirliği, hmm. e, uçak teknolojisi ki bizim zaten kampüsümüzde öğrenciler geldiklerinde görecekler e, bize verilmiş bir e, uçağımız, bir helikopterimiz var. Bu iç, uçak teknolojisi bölümünde öğrencilerimiz o uçağa e, uçağın teçhizatını çok yakından tanıyorlar, bir uçağın teçhizatını çok yakından biliyorlar. E, turizm ve otel işletmeciliği bölümümüz. Bunun yanında çocuk bakımı, radyo televizyon programcılığı, otelcilik, otel işletmeciliği bölümü, tıbbi görüntüleme teknolojisi gibi meslek yüksek okulunda bir hayli fazla programlarımız var ve öğrencilerimizin çok yoğunlukla tercih ettiği iki yıllık programlar bunlar. Evet, i̇ki yıllık programdan bahsetmişken bir öğrencimiz sormuş: Adalet okursam hukukta kaçıncı sınıftan başlarım? Maltepe Üniversitesi'nde onların tabii bir de şeyleri var, tabii sınavları var, o sınavları girmeleri gerekiyor. Artı derslere bak. artı dersler var, tabi yani o geçişler için ciddi sınavlar yapılıyor. O sınavlara girmeleri lazım. Zaten meslek yüksekokulunun okulunun programları da fakültelerin belli programlarına bağlı. Yani işte adalet deyince biz hukukla birlikte programı yapıyoruz. Yani hukuk fakültesiyle beraber programı yapıyoruz. Ya da tıbbi cihaz görüntüleme deyince tıp fakültesi çerçevesinde nelerin yapılacağı belirleniyor. Yani başlı başına bağımsız programlar gibi görünse de tabii ki ilgili fakültelerin ilgili bölümleri tarafından da bu programlar bir şekilde denetleniyor. Evet. Ve çok daha iyi olması noktasında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çok fazla Sıcak soruya soru dönelim, bize. Evet. <laughs> evet. <konç etmek gülüyor> Şunu cevaplıyorum hemen sevgili öğrencim. Moleküler biyoloji genetik arasında biyomühendislik arasında kalmışsın. Biyomühendislik daha teknik bir alan. Biyomedikal cihazların üretimi sürecinde katıldığı için geleceğin mesleklerine yatkınlığı fazla ama moleküler biyoloji genetikte aynen oradan da buradan da gelebilirsin. Ben biyomühendislik diyeceğim. Hocam bugünün manşetinde ne var? Onu da hemen Açıklayalım. Şimdi Nuriyeciğim, şunu bir okuyalım. Hocam, hocam, 4 yıllık fizyoterapi mi, iki yıllık anestezi mi? Ben her zaman, hani dört yıl oku, arkasından diğerini devam edersin düşüncesindeyim. Edebiyat mı yoksa siyaset bilimi kamu mu? Tekrar sormuş. Ben daima biraz daha siyaset bilimi kamu hakkında sizi yönlendirmek istiyorum. Evet, sorularınız inanılmaz geliyor. Matematik bölümü okumak mı yoksa biyoloji? Matematik eğer yazılımcı olmak istiyorsan. E, matematik oku Hintliler gibi yazılımcı olursun. Onlar dünya bir markası olarak hepsi yazılımcı. Hocam astronomi, ve uzay bilimleri mi diyor? İstatistik mi çocuklar? Bakın. Big data, veri, yapay zekanın aslında tabanıdır. Yani istatistiksiz bir uzay bilimi ya da bir yapay zeka yazılım mümkün değildir. Nur ya önde soru varsa. Manşetimize istersen, bakalım manşeti hocam. Manşeti vermeyelim istersen. Çok yarın soru. soruyu verelim. Evet tamam. yarın, verelim, yarın verelim o zaman. Ee, şimdi bana da şöyle bir soru gelmiş. Ee, hemşirelik okumak istiyorum. Nasıl bu alanda nasıl yükselirim demiş öğrenci. Şimdi siyah kuğuyu soruyor değil mi? Evet. Sevgili hemşirelik öğrenciler, siyah Evet, biyokimyada yüksek lisansı yaptığın zaman kesinlikle siyah kuğu olursun ve ilaç sektörünün içine direkt girerek e, aşı üretiminden ilaç üretimine kadar gidersiniz. Herhalde çok az zaman 2-3 soru daha cevaplayalım. Hocamın son sözlerini e, herhalde alacaksın Nuryacığım. Sen Hı de varsa süremiz sor. Süremiz var hocam. Ee, şey yapalım. Siz birkaç okul soru daha mi alabiliriz. Okul öncesi Türkçe öğretmenliği Atama açısından soruyorsan Elvan e, okul öncesi bu aralar ataması fazla. Ben hocama da denk gelirse soru hemen soracağım. Gemi yat tasarım bilgi verir misiniz? Ee, evet Türkiye gemicilikte gemi üretiminde çok yol aldı. İlk öğretim matematik ve hemşirelik mi? Hemşirelik diyeceğim. Bunlar hep iş bulma hızıyla alakalı. Sakın mesleklerimiz alınmasınlar. Yoksa mesleğin üstünlüğü değil iş bulma hızıyla alakalı. Hocam psikoloji mi hukuk mu? Hukuk şu anda daha iyi. E, hocam sizde hukuk var mı? E tabii bizde hukuk fakültesi öğrencilerimizin çok yoğun olarak e, tercih ettiği fakültelerimizden önemli e, donanımlı hocalarımız, araştırma görevlerimiz ve bir de tabii ki e, sanal duruşma salonumuzla e, hukuk fakültesi tercih edilen fakültelerimizden e, biri. O bakımdan oldukça e, önemli. Evet ben hemen e, isterseniz manşette gel versin eğer vermek isterseniz. Şimdi ben yoğun soruya bulaştığım için yok demiştim ama. Manşeti yarın alalım hocam. Peki. Gastronomi sorulmuş. Sizde vardı gastronomi. Evet gastronomi var. Hı -hı. Aynı zamanda çok da güzel bir mutfağımız var. Ee, öğrencilerimiz e, hakikaten dünya mutfağından örnekleri e, yapıyorlar. E, mutfakta pişiriyorlar. Hı -hı. E, onları sunuyorlar. Gastronomi zaten biliyorsunuz son yıllarda e, çok tercih edilen e, bölümlerden biri. O bakımdan e, geldiklerinde hem uygulama hem de ders açısından önemli tecrübeler kazanıyor gençler. Evet, hocam soru yağıyor size bu kadar yetkili <laughs> anlattınız Maltepe <gibi>, <laughs> Üniversitesi hit oldu ya da TT mi diyor çocuklar? Zaten öyle onu ifade etmiştik evet, biliyorsunuz. Evet sosyal medyada TT'de En <laughs> yükseğinde e, yükselmeye e, hazır ve 25. yılını öğrencilerimizle dolu dolu kutlamak istiyoruz. Gelsinler bekliyoruz öğrencilerimizi. Bilgisayarı soruyor Maltepe Üniversitesi'nde hocam İrem. Bilgisayar mühendisliğimiz var. Aynı zamanda Meslek Yüksek Okulu'nda da iki yıllık bilgisayar programcılığımız var. Fakülte olarak da tabii gençlerin Hocam, en çok tercih ettiği peki, bölümlerden biri şimdi bilgisayar mühendisliğimiz. Bilim insanı olarak öğrencilerine evet. mesaj vermek istersiniz? Gençlere şöyle bir mesaj vermek isterim. Kararsız olmasınlar. Eğitim süreçlerinde kendi kararlarının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ve e, öğretim sürecinde, eğitim sürecinde kazanacakları çok şey var. Ee, bir an önce kararlı olup tercihlerini yapsınlar ee, ve İstanbul'da kendilerine en yakın e, kampüsleri tercih etsinler. E, tabii bir kampüs üniversitesinde olmanın imkanlarını düşünsünler öğrencilerimiz. Hı hı. Maltepe Üniversitesi değil sadece Anadolu yakasının İstanbul'un bile en güzel kampüslerinden birine sahip bir üniversite geldiklerinde çok keyif alacaklar gençlerimiz hepsini evet. bekliyoruz kolaylıklar diliyoruz son bir hafta içerisinde tercihlerini en güzel şekilde yapacaklarına inanıyorum ki gelen tercih tanıtım günlerinde ben hem gelen gençlerle hem aileleriyle görüştüğümde öğrencilerin gençlerin çok güzel, çok rasyonel düşündüklerini, karar alma süreçlerini çok iyi bir şekilde geliştirdiklerini gördüm. Kendiler için umarım en güzel bölümleri tercih çok etme fırsatları ediyorum. olur. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir de için. siyah kuyu dedi Sayın Hocam. Biz siyah kuyuğu şöyle okuruz. Olanaksızlıklardan bir olanak. Tercihlerini öyle de düşünsünler. Evet, evet. Her zaman bir siyah kuğu hayatlarında olsun. Ederim. Evet sevgili adaylar yarın çok daha fazla sorularınıza odaklanacağız. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.